Cumhur İttifakı Zonguldak'ta seçim zaferini Madenci Anıtı önünde kutladı. AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, partililer ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. Davul, zurnalarla ve köçeklerle yapılan kutlama geç saatlere kadar sürdü. Bizim olduğumuz yerde kardeşlik, bizim olduğumuz yerde birlik ve beraberlik olur. Kendilerini teröristlere maya yapanlar, kendilerini teröristlere meze edenlere bu ülke, bu ülkenin evlatları büyük bir tokat atmıştır. Şimdi sesimizin son damlasına kadar Recep Tayyip Erdoğan! AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan konuşmasında "Bizlerle beraber, sizlerle beraber Zonguldak kazandı, Türkiye kazandı. Belediye seçimlerine hazırlanacağız. Biz de sevda büyük ama biz öyle işaretle sevmiyoruz, kalpten seviyoruz" dedi. Hiç kimse kaybetmedi. Bizlerle beraber, sizlerle beraber Zonguldak kazandı. Sizlerle beraber Türkiye'miz kazandı. Sizlerle beraber umudunu ülkemize bağlayan gönül coğrafyamız, mazlumlar ve masumlar kazandı. Evet, az önce bir şarkı çaldık, eğlendik. Ama bizlerin şımarmaya, bizlerin zafer sarhoşluğuna kapılmaya hakkı yok. Çünkü bu millet hizmet istiyor. Bu millete ne kadar hizmet etsek azdır, bunu unutmayalım. Şimdi teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama öncesinde siz Cumhurbaşkanımıza gönül veren çok kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Bizler bugün sizlerin karşısında Cumhur İttifakımızla birlikteyiz. MHP İl Başkanımız burada. Allah razı olsun. Ülke Ocakları Başkanımız burada. Belediye Başkanlarımız burada. Milletvekilimiz Sayın Muammer Avcı burada. Gençlik kollarımız aslanlar gibi mücadele ettiler burada. Kadın kollarımız anne şefkatine yakışır bir biçimde mücadele etti. İşte buradalar, sizlerleler. Ve şunu bilmenizi rica ediyoruz. Bizim eğlencemiz affınıza sığınarak, şımarmadan, şımarıklığa kapılmadan bugün eğleneceğiz. Yarın Zonguldak şemsiyesi altında kenetlenerek öncelikle Zonguldak'ımıza ve ülkemize hizmet etmeye bütün özverimizle, gayretimizle gecemizi gündüzümüze katacağız. Bizim bir günlük tatilimiz var. Hadi yapalım iki gün. Haziran ayı itibariyle ben hemşehrilerimize söz veriyorum. Bütün teşkilatlarımız, eksiğimiz nerede? Olabilir eksiğimiz. Nerede bir eksiğimiz varmış? Nerede bir hatamız varmış? Hızlıca bunları masaya yatıracağız ve belediye seçimlerine hazırlanacağız. Bizim yürüyüşümüz bitmez elhamdülillah. Uzun ince bir yoldayız demiştik. Şimdi sözlerime son verirken 14'ünde ikinci tura kaldığında ben bunları söylemiştim ve yeniden söylüyorum. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Hepinize. Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan duygularını şöyle aktardı. Tek tek teşekkür ediyorum. İl başkanım, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarım, meclis üyelerim, köy ve mahalle temsilcilerimiz, başkanlarımız. Hülasa bu davaya Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında yol yürümeye gönüllü tüm hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep beraber hayal etmiştik. Cumhur İttifakı ile beraber yürüdüğümüz bu yolda madenci anıtında zaferi kutlamak istemiştik. Allah'a ne kadar şükretsek az. Bakın şimdi bunu gerçekleştiriyoruz. Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Şimdi demin Cumhurbaşkanımız İstanbul'da vatandaşlarımıza hitap etti. Ne dedi? Yarından itibaren 2024'e çalışmaya başlıyoruz dedi. İnşallah. 2024'e çalışmaya başlamaya hazır mıyız? Bakın 8 tane ilçe beldelerimizle beraber 25 tane beldemiz var. Cumhur İttifakı ile beraber hepsine talip miyiz? Hepsini almaya gönüllüyüz. Bugün doyasıya eğleneceğiz. İnşallah yatsı namazında Uzun Mehmet'te il başkanımızın dediği gibi birlikte olacağız. Ama yarın sabah kaldığımız yerden milletimize, Zonguldak'ımıza, ülkemize hizmet için koşmaya devam edeceğiz. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlasın Türkiye yüzyılı diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Gecemiz, kazamız mübarek olsun. AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da Cumhurbaşkanımıza destek olan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hizmetler kaldığımız yerden devam edecek diye. Şu gösterdiğiniz coşku için, şu gösterdiğiniz sevda için, şu gösterdiğiniz sevgi için, bakın bizlere, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Tabii çok kıymetli kardeşlerim, çok kıymetli dava arkadaşlarım, Zonguldaklı hemşehrilerim. Biz şu seçim kampanyası süresince hakikaten bizlerle, bakın gerek il teşkilatım, gerek ilçe teşkilatlarımız, gerek belediye başkanlarımız, gerek ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, gerek çalınmadık kapı bırakmayan, sıkılmadık el bırakmayan kardeşlerimiz oldu. Hepsinden Allah razı olsun diyorum buradan. Ve bunun dışında yine belki vücutlarındaki maniadan dolayı, belki dezavantajlı olduklarından dolayı evlerinde bizleri uzaktan seyredip dualarınla bizlere destek olan insanlarımız oldu. Onlardan da Allah razı olsun diyorum. Kardeşlerim, bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta birinci tur seçimlerini gerçekleştirdik. Birinci tur seçimleri kimler arasındaydı? Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında. Peki seçim sonuçlandı. Nasıl sonuçlandı? Parlamentodaki 600 milletvekilinin salt çoğunluğunun üzerinde bir rakamla sizler bizlere teveccühte bulundunuz. Bu anlamda peki Millet İttifakı'nın durumu neydi? Bunlar seçim sonucundan sonra ne yaptılar? Depremzede kardeşlerimize vermiş oldukları paraları geri istediler adeta. Haram olsun dediler ya. Bakın bunların bu taktıkları demokrat maskeleri var ya, bunlar hani helalleşme diyorlardı ya, bunlar kucaklaşma diyorlardı ya, bunlar özgürlük, barış diyorlardı ya, bunların maskeleri düştü. Bunu bizim aziz Zonguldaklı hemşehrilerim, aziz, asil, necip Türk milleti gördü. Ve nihayetinde ne yaptı? İkinci turda Allah'ın izni ilahisiyle, sizlerin gayretleriyle saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı öyle yani 50.1'lerle 50.2'lerle değil, neyle? 52.4 inşallah daha yukarı olur gibi farkla, makasın çok açık olduğu, 2.5 milyon oy farkının olduğu bir şekilde şu anda bu seçimin galibi yaptı Cumhur İttifakı'nı. Evet, peki Türkiye
Türkiye'de durum böyleyken sizler ne yaptınız? Gece gündüz ne dedik? Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan siz gönüllüler, bu ak davanın gönüllüleri. Sizler ne yaptınız Zonguldak'ta? Türkiye ortalamasının üzerinde oyla hem de %2'lik bir farkla beraber Cumhurbaşkanımızı taçlandırdınız. Konuşmaların ardından Madenci Anıt önünde kutlamalar devam etti. Şehirde atılan konvoylarla seçim zaferi coşkuyla kutlandı. Gelir, asla